Değerli izleyiciler, Hayalden Gerçeği programından bir kez daha hepinize merhaba demek istiyorum. Bugün yine çok özel, çok güzel bir hanımefendi konuk ettim sizler için. Kendisinden önce hayat hikayesini kısaca dinleyeceğiz. Çünkü öğrenmemiz gereken, bizi zenginleştirmesi gereken çok şey olduğuna inanıyorum. Değerli Zuhal Mansfield, hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Sizi burada ağırlamak benim için büyük bir onur ve heyecan. Çok da zor sorular hazırladım. Aslında ben de çok heyecanlıyım çünkü Türkiye'de bir ilk bu, değil mi? Bir evet. kadın kanalı, bir evet. ilk. Müthiş evet, bir şey. Kesinlikle. Biz de bunu başarıyla yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de çok başarılı isimleri davet etmeye çalışıyoruz. Hepimizin aydınlanması gerekiyor. Lütfen değerli hayat hikayenizi bizimle paylaşın. Şimdi gerçek bir başarı hikayesiniz elbette. Yani bunu söylemeye gerek yok. Bununla ilgili Google'a sorduğum zaman o kadar çok şey görüyorum ki gerçekten. Ben burada şımarabilirim tabii. <laughs> tanıdığım için zaten biliyorum ama incelerken yoruldum. Size de söyledim bunu hatırlarsanız. her anı başarı dolu, heyecan dolu bu hayat hikayesinde evet. yaşamış bir insan olarak size şöyle sormak istiyorum. Mucizelere inanır mısınız? Ama öyledir zaten. Ya hayatın tamamına bir mucize gözüyle bakarsınız evet. ya da her şeyi kendim yapacağım dersiniz. Öyle olmuyor tabii. Ben hayatın her şeyin, her anın bir mucize olduğuna inanıyorum. Evet. Mucizelere de inanıyorum yani. Hatta çok sıkıştığım zaman ya Rabb'i senin mucizelerin bitmez. Ne olur bana onlardan birkaç tane nasip eyle diyorum. Evet. Hakikaten öyle. Ama bir şey hayat söyleyeceğim. Ya yani şimdi hani insanlar başarılı olmak için aslında çok büyük emekler sarf ediyorlar. Öyle kolay olmuyor hiçbir şey. İşte eğitim, hayatı olsun, hmm. iş hayatı olsun vesaire. Ama sonra bir gün geldiğinde siz başarılı bir figür olarak insanların karşısındayken hmm. sanki evet. diyorlar ki ya bir şekilde Allah galiba yürüya kulum demiş. E, genel Bu soruyu de o yüzden sordum size. <laughs> öyle olmadığını anlatınız lütfen bize. Evet. Aslında bu zor bir soru. Evet. Ben de birçok yere davetli gidiyorum, Kâh konuşmacı <laughs> gidiyorum, Kâh konuşma sıramı beklerken başkalarını dinliyorum. Başarmış kişilerin hiç sevmediğim bir huyu var. İşte çıkıyorlar. İşte şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, onu öyle yapın evet. falan diye sürekli böyle bir ben ona ahkam diyorum <laughs> ya da verilmesi en kolay şey öğüt. Herkes öğüt veriyor, <laughs> herkes nasihat ediyor falan. Bu iş öyle olmuyor. Siz eğer girişimciyseniz, bu ateş içinizde varsa, zaten hiçbir şeye bakmaksızın bu hedefe doğru yürüyorsunuz. Hı hı. E, bu yolda bir sürü şeyle karşılaşıyorsunuz. Kah tecrübe etmiş insanlarla denk geliyorsunuz. Ki ben, benim en büyük şansımdır o. Hı. Hakikaten doğru insanlarla karşılaşıyorum. Belki de mucize dediğimiz kısım mucize olmuyor. odur zaten. Benim evet. mucizelerim benim karşıma çıkan insanlar hı hı. oldu. E, onlardan çok şey öğrendim ama onların nasihatıyla öğrenmedim. Onların yaşanmıştan Çıkarttıkları hani yaşanacağı çıkartıyoruz ya yaşanmıştan yaşanacağı çıkartmak evet. gerek. Yoksa bir tane ömrümüz var ve her şey yetmiyor bu. O yüzden işte başarmış insanların nerede yanlış yaptıklarını, nasıl hatalar yaptıklarını, bu hatalardan nasıl yola çıktıklarını falan görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Evet. Ama bu arada yine işte işinize konsantre olmuşken girişimci olmak için yola çıkmışken hiçbir şey için de zamanınız olmuyor zaten. Evet. Yani bir takım şeylerden fedakarlık yapmadan. Siz hedefinize yürüyemezsiniz evet. yani bir anda işte çok iyi bir iş kadını, çok iyi bir anne, çok iyi bir vatandaş, çok iyi bir gelin ya da evet. evlat, evet. kardeş mümkün değil yani komşu falan mümkün değil bunların evet. hepsinde mükemmel olma şansınız yok çünkü neticede biz bir robot değiliz, değiliz. bir insanız. Evet. İyi günümüz var kötü günümüz var İşte yağmur yağar asabımız bozulur güneş çıkar durduk geldi keyifleniriz Hı -hı. falan bir de Akdenizliliğimiz var bizim. Tabii. Ee, o yüzden. Peki siz bunları e, bir yapmaya çalıştınız mı? Yoksa felaket ettiniz hayır, mi? Hayır. Hayır. Ben bunun kararını verdim zaten. Evet. Ben ne olacağım konusunda değil de Hı -hı. ne olmayacağımı biliyordum. Yani ben e, çok Bu başarılı bir, şey, bir şey, anne söyleyelim. değilim. Evet. Ben çok başarılı bir anne değilim. Hı -hı. Ben iyi bir anneyim. Evet. E, fedakar bir anneyim. Ama mantığımın sürekli önde olduğu olan bir anneyim ben. Hı -hı. İşte çok iyi bir arkadaş değilim. Gerçekten çok iyi bir arkadaş değilim. Evet. Hani vardır ya böyle iyi gününde, kötü gününde, her gününde, her saniyesinde yan yana olan arkadaşlar. Evet. Ben hiç asla böyle bir şey olamam. Böyle bir istek içinde de değilim zaten. Çünkü zaten insan kendisiyle baş başa kalmadıkça olmaz. yeni bir vizyon yaratamaz. Olmaz yani, tabii. Olmaz. Yolumuzu aslında tek başına yürüyoruz. Evet. Başından itibaren onu söylemeyi Kesinlikle. Öyle. O lazım. yüzden ne olmayacağıma karar verip Yola öyle çıkıyorsunuz Peki ya sizin, da yolda karar veriyorsunuz bunlara. Tabii sizin başarılı olmanızdaki temel sebep cesur bir insan olmanız olabilir mi? Düşündünüz mü? Sorgulayıcı mi? bir insan olmamdan kaynaklanıyor. Hı -hı. Bir de böyle şeyimdir. Çok kolay pes etmem ben. Yani Birisi bana sen bunu yapamazsın desin. Tamam bitti ben gider onu yaparım. Hani git bir Viyana'yı alamazsın falan deseler herhalde gider bir Viyana'yı kuşatırım yeni baştan. <laughs> yani böyle bir kişiliğim var Peki benim. kadın olmanın buradaki durumu ne? Yani cesur ve işte sorgulayıcı bir kadın olmanın. Hmm. Şimdi o başka bir ne? şey. E, kadın olmak bence bir ayrıcalık. Tanrı'nın bize vermiş olduğu bir lütuf. Bakın yaratıcılık var içimizde bizim. Evet. Şimdi kim ne derse desin bir can dünyaya getiriyorsunuz. Ee, ben onu söylüyorum zaten her kadın sanayici doğar diyorum. Hı hı. Bir evlat dünyaya getirdiğiniz zaman o evladın çok iyi eğitilmesi lazım. Çok iyi bir eğitmen olmanız lazım. O insanın geleceğe hazırlanması lazım. Dolayısıyla iyi bir futurist olmanız lazım. Evet. Bunların hepsi bir yani çok iyi bir sosyal çevre sağlamanız lazım. İyi bir sosyolog olmanız lazım. Evet. O çocuğun çok iyi bakılması, büyütülmesi, beslenmesi, işte sağlıkçısı falan olacaksınız. İyi yani bakıcı, iyi aşçı vesaire mi? Hepsi olacaksınız yani yapacak bir şey yok. Bunların her bir tarafında koşturmanız lazım. Hı hı. Ee, çok basit bir şey söyleyeyim size. Herhangi bir e, sanayici ya da stokçu ya da evet. tüccar e, telefonu kaldırsa dese ki e, stok sayanlara e, sayman diyoruz. Yani askeri evet. ya da sayman evet, olur evet. öyle şeyler. Yani hı hı. Depocu diyoruz bir taraftan da. Yani ne kadar kaç kutu şundan var kaç kutu bundan var filan dese hı hı. telefonda o an cevap alamaz. İnanın alamaz. Adam 8 saat günde o işi yapıyordur. Ama dan diye cevap veremez. Döner bir saniye bakayım der. İşte listesine bakar, bilgisayara bakar. Ondan sonra size bir veri de bulunur. Ama siz, size telefon etse eşiniz, dese ki Hatun Meltem ben bugün arkadaşlara rastladım. Dört kişi geliyoruz yemeğe dese. Evet, dese. İlk cümle şu olur. Allah kahretsin. <laughs> Bunu hazır değilim falan. Tamam mı? İlk cümle bu olur. Ama ondan sonra devam eder o cümle. Hemen yaratıcılık devreye Tabii. girer. O, o Allah evet. kahretsin kısmında zaten o süre içinde. Siz taze, yaş, kuru bütün stok şey kontrolünü yaptınız kafanızda. <laughs> 10 saniye içinde ona dersiniz ki gelirken yoğurt, maydanoz, yumurta getir. Ha adam bunlardan bir tanesini kırar, bir tanesini unutur ama. Siz o anda bak stok yaptınız evet. e, ve telefonu kapatırken hangi masa örtüsünü koyacaksınız, hangi tabağı evet. koyacaksınız, hangi yemeği pişireceksiniz, nereden başlayacaksınız bunların hepsi organize oldu. Böyle bir yetenekle donatılmış canlılarız biz. Evet, aynen öyle. Ve kahrolduğum şey bu enerjinin Türkiye ekonomisine yüzde yüz katılamamış olması. Evet, maalesef, maalesef. Evet, ben mesela buraya e, hani bir araya girmek istiyorum. Biliyorsunuz ben mücevher tasarımı yapıyorum. Yıllardır kuyumculuk yapıyorum. Evet. Ve yurt dışına özellikle fuara gittiğim zaman şirket ekibi mutlaka benim orada olmamı çok ister. Niye? Çünkü ben o tasarımı yaparken evet. ona mesela diyelim ki yakut koymuşum yüzüğün evet. üzerine. Ama müşteri safirli istiyor. Şimdi o evet. müşteriye o... ...cevabı vermek lazım. Gözler Aynen. O yeşil zümrüt istiyor tabii. O an değişiklik üzerinde, yapmanız gerekiyor. O size'da evet. acaba stokta o taş mevcut mu? Şimdi Onu yurt dışındayken siz bunu nereden... E, ...kontrol edeceksiniz? Bir de saat evet. farkını düşünün. Evet. Ama ben yıllarca evet bunu yapabiliriz... ...hayır evet. yapamayız Müthiş. o ölçüde yok... ...diyebilmiş bir kadın e, olarak çalıştım. Tabii. Ve söylediğiniz şey o kadar... ...önemli ki aslında. Tabii. Kadın zekası, kadın yaratıcılığı... ...detaycı olması. Cidden ekonominin içine e, fazlasıyla girmesi lazım... Ama öyle olmuyor. Neden olmuyor? İşte olması gerekiyor. Neden olması gerekiyor? 80 milyon nüfus, bunun yarısı kadın. Hadi onun yarısını da geç, 40 milyonun 20 milyonunu yaşlı ve çocuk diye ayır. 20 milyon elimizde enerjisi tam, evet. ee, çok ciddi bir şekilde detaycı, yaratıcı güce sahip ee, bir şey var, bir 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 veri, cevher var. Var, veri bir var. Cevher var, veri evet. var. Cevher var, bir veri var ve biz bunu yansıtamıyoruz ekonomiye. Evet. Yok kadın sokağa çıkmaz, yok kadın çalışmaz, yok 90 kilometre gitmez bilmem ne ya evet. saçma sapan şeylerle bir de baskı altında o cam tavanı kalınlaştırmaya çalışıyorlar evet. ama yani ben her zaman söylüyorum başaramayacaklar. Çünkü dünya değişirken bizim kadınlarımızın hala inatla dünyayı camdan seyredin ve sizin vizyonunuzda bu kadar kalsın diyemezler. Bu evet. mümkün değil yani bu böyle şampanyayı sallayıp sallayıp hani patlama demek gibi bir şey, gibi bir, şey evet. bir gün o tapa çıkacak. Ve inşallah bu enerji evet. ekonomiye katılacak. Benim bir tezim var. Diyorum ki geleceği tasarım belirleyecek. Evet. tasarım yönlendirecek. Siz de evet. çok önemli bir girişimcisiniz. Evet. Ee, o yüzden fikrinizi sormak istiyorum. Katılıyor musunuz bize? Gerçekten geleceğimizi tasarım belirleyecek mi? E Tabii şimdi yapay zeka dediğimiz şey her yerde var olacak. Nasıl ki biz artık seyahat ajentası görmüyoruz, telefondan hallediyoruz. İşte fotoğrafçı görmüyoruz, telefondan hallediyoruz. Birçok şeyi evet. telefonumuzla hallediyoruz. Ama... Ee, yaratıcılık dediğimiz şey işte bu tasarım da bunun bir parçası, sanat bunun bir parçası. Bunu yapay zeka yapamayacak zaten. Ben evet. şimdiden söylüyorum. Çocuklarınıza lütfen mutlaka bir estroman çalmasını, bir işte kodlamayı öğretiniz diyorum işte. Teknolojiyle <laughs> mutlaka ve mutlaka ilişkisi yani olsun diyorum. Yaratıcılığı tanıştırın değil mi? Evet, ya bunu yapmak lazım zaten evet. çünkü evet. gelecek zaten robotların organize olabileceği, işte karşımızda bir tane kamera var ve kameraman yok. Hı hı. Arkasında kimse yok, robot bir kamera var burada. E, bu ne demek? Bir kişi eksik çalışıyor demek. Evet. Bu zaman içinde işsizlik değil, daha tam, tam tersi refah daha çok kendine zaman ayırdığımız, daha çok hayattan keyif aldığımız, çiçekleri koklayabildiğimiz bir noktaya getirecek bizi. Hani biz görebilecek miyiz bunu? Ben kesin göremem de. Ama... Buna hazırlamamız lazım kendimizi. Evet. Şimdi bu adam boş oturacak ya da bu çocuk boş oturacak. Oturmaması için ne yapması lazım? Onu çok iyi yönlendirmemiz gerekiyor. Bunu yönlendirebilmek hobiye, için ama bunu bizim yap yapıyor olmamız lazım başlangıçta. olmamız işte. lazım tabii. Hobileri olması lazım. Hobisiz insan kalmaması lazım evet. zaten. Başta hobisi olacak, ilgi alanları olacak, yaratıcılığını kullanacağı yerler olacak ki robotların yapamayacağı şeyler ya da robotu yönlendireceği şekilde olması lazım. Evet. Başka şekli yok bunun. Şimdi efendim bir tasarım programında konuksunuz. Üstelik Öyle ismi mi? de evet. hayalden gerçeği. Evet. Dolayısıyla hayal kurup onu gerçeğe ulaştıran insanlar bizim konuğumuz ve onlara soruyoruz. Siz hayatınızı nasıl tasarladınız? Nasıl bugüne geldiniz? Şöyle kısaca bir özetleyeyim bize lütfen. Tabii kısaca bir özeti olmaz. Ben yarım yüzyıldan evet. fazladır bu gezegendeyim. bu mümkün değil. Ya yani programı tamamını kapsamam Ama en azından değil. hani şöyle bir bilelim neler ben, olmuş. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Yani yaşama sırrını, daha doğrusu ticaretin sırrını çözdüğümde çok çok küçüktüm ben. Nasıl çözülüyor bu ticaretin ben bunun, sırrı? yani para kazanmanın yolunun bir şeyi satmakla elde edildiğini öğrendim. Ben küçücüktüm ama zor Küçücük. bir şey ama bu biliyor musun? Ee, zor bir şey ama şimdi bir takım şeyler istiyorum, İsteklerim var evin içinde. Ama bu isteklerimi yerine getirmem için babam benim memur ay başını beklemem gerekiyor. Evet. Şimdi paraya kavuşmanın başka yolları olması gerekiyor dedim. Yani 30 gün çok uzun bir süre, hele bir çocuk için değil mi? Böyle şey gibi ve böyle yaparlardı ama değil mi? Benim ailem de evet. böyle yapardı. Yani ben ay başını ay Mesela babam şöyle derdi: Ben ayda bir kez para alıyorum. Dolayısıyla sen de öyle olacaksın. Senin isteklerin de öyle bir kez hepsini, geçebilir. hepsini bugün bitir. İstersen bekle ya da biriktir Hı -hı. neyse. O zor bir şey gerçekten. Evet şimdi bunun için paraya ulaşmak gerektiğini düşündüm. Ve paraya ulaşmanın yöntemi de bir satış yapmak olduğunu gördüm. Önce işte Japon balıklarım vardı. Japon balıklarımı satarak başladım ben bu işe. <laughs> Baktım ki bu oluyor. Yani düzgün bir satışla ürünle para yer değiştiriyor. Evet. Şimdi ürünle para yer değiştirmesi için de bir ürünü çok iyi tanıman lazım, hı hı. iki müşteriyi çok iyi tanıman lazım, üç pazarı çok iyi tanıman lazım, nedir nedir, dört rakiplerini çok iyi tanıman lazım. Bir de o zaman komünikasyon da çok geniş değil yani bunun için. hani Yok zaten portakal sandığının üstünde yani. torbalara koyduğum Japon değil balıkları mi? var yani <laughs> bütün hepsi bu kadar. Ama benim balıkçılarla olan mesafeyi de çok iyi ayarlamam gerekiyor. İşte rakiplerim benim şeyde <laughs> denizdeyiz o zamanlar, delik dışınlar diye bir yerde böyle balıkçılar. O zaman ben bunu öğrendim. Ben bunu öğrendikten sonra dedim ki tamam. Ürünü satabildiğin sürece <laughs> bu ürünün ismi ne olursa olsun balık olur, limon olur, uçak olur. Ne olursa olsun. Ben bunu yapacağım. Ürünle para yer değiştiriyor ve sen paraya 30 gün beklemeden kavuşabiliyorsun. <laughs> Bütün şey sırrım buydu benim. Ve ben hala böyleyim. Yani hala ayaküstü e, birisinden bir şey alır diğerine satarım böyle. Havada para kazanırım ben. Benim merak ettiğim bir şey var. Başka ülkelere gidip bunu yaptınız. Evet. Hani Türkiye'de Çünkü de, orada evet, da ürünle yani para yer ülken, değiştiriyor. Evet. ama yani hani e, kültürü farklı, insanların yaşayışları farklı, yedikleri, içtikleri iklim evet. farklı. Bütün bunları evet. nasıl göz aldınız? Bu nasıl bir cesaretti? Ah, başta bir kere gençlik cesareti diyelim. Evet. Yani gençlik cesareti her şeyden evvel aptal cesareti. Estağfurullah. E, tabi bilmeyince <laughs> insan çok daha rahat oluyor. Hani diyor ya Ulan, ne güzel diyor o kadar cahilsin her şeyi biliyorsun. <laughs> o dönemlerim benim herhalde. Şimdi birincisi buydu tabii. İkincisi e, ben korkmuyordum, hiçbir şeyden korkmuyordum. Ben ailemin ilk çocuğuyum. Peki aile engel olmadı mı Hay kızım Ne, ne demek var engel senden? olmadı mı? Babam tabii bütün şeyini, yatırımlarını <laughs> iki erkek çocuğuna yapmış vaziyetini. Hani bana engel olmadı ama. Evet. Destek de verdiğini düşünmüyorum. Düşünmüyor, evet. Ee, ama e, ilk firmamı kurmak istediğimde ter ter tepinip böyle firma kuracağım dediğimde 16 yaşındaydım. 16. Efe reklam Dekorasyonu <laughs> kurduk. Tabii benim adıma kurulmadı. Annemin, <laughs> babamın üzerine kuruldu. Kan kardeşimle birlikte yola çıktığımız bir firmaydı bu. Evet. Çok da başarılı oldu bu firma. Velhasıl yurt dışına e, yurt dışından neden korkmadım kısmında ben memur çocuğuydum. E, bizim ailede her kardeşim başka bir şehirde doğdu. Yani evet. Yani hemşeri yok. Bizde hemşericilik yoktur. Hani. Memur çocuklarının kaderi değil. Tipik diyelim. annem evet. başka yerli, babam başka yerli, kardeşlerim başka okulu, yerli aynı yerde bitiremezsiniz. Kesinlikle falan. öyle. Aynen. E, ama bu size bir zenginlik katıyor. Ritüelleri evet. öğreniyorsunuz. Evet. Şimdi Diyarbakır'da büyüdüm. Diyarbakır'ın ritüelleri var bende. Düşünebiliyor musun? Böyle külhanbeyliliğim falan geliyor evet, benim evet. oradan. İşte Ege'de çocukluk geçti. Ota çöpe merakım oradan. İşte sebzelere merakım oradan. Bilmem ne falan böyle bu ritüel zenginliğinde ya da kadın özgürlüğünün daha çok hissedildiği. Çok özgürlük değil aslında. O. Orada. o zamanlar farkında değiliz zaten. Evet. Dünyanın farkında değiliz. Çünkü karneden daha Hı -hı. önemli bizim tasdikname almamız, okuldan okula Doğru. kayıtlar, sevkler Doğru. falan. E, ve bu şey e, korkusuzluk e, e, bir şey öğreniyorsunuz. Mecburen, ki öğreniyorsunuz, mecburen öğreniyorsunuz. Hayat öğretiyor size. Evet. Yeni bir yerdesiniz ve yeni çocuksunuz. Düşünebiliyor musunuz? Yeni çocuksunuz. Ben Söke'de Söke'de evet. söke ilkokulu bitirmişim. Ee, benim adım yeni çocuk orada. Ve inanmayacaksınız 1500 yıl sonra Söke'ye gidip de ticaret odasında konferans verdiğimde onlara dedim ki hani ne kadar kolay kabul ettiniz Zuhal Hanım Söke'ye gelmeyi dediler. Dedim olur mu? Ben burada ilkokulda mezun olmuştum. O yüzden geliyorum dedim evet. çok rahatlıkla. Bir ahdi vefa var oraya karşı. Ve sağ olsun rahmetli ticaret odası başkanımız Nur <laughs> için de yazsın. Ee, öyle güzel bir şey hazırlamıştı ki beni okuluma götürdü. Yani ne güzel. İlkokul 5. sınıfta düşünebiliyor musunuz? Ve bütün arkadaşlarım orada. Ne Çünkü güzel. herkes oralı. Evet. Bir tek, tek yabancı, yabancı benmişim. Evet. Ama bunu sonradan fark ediyorsunuz. Şimdi yeni çocuk olmanın önce bir çekimserliği oluyor. Sonra bakıyorsunuz ki çok çekimser olunca üstünüze geliyorlar. Aynen. Bu sefer efeleniyorsunuz. Sonra dost olmayı öğreniyorsunuz. Ve sonra bu ritüeli... Uluslararası boyutlara o kadar Ve sonra onları ki. bırakmayı öğreniyorsunuz. Tabii. Onlarla vedalaşabilmeyi öğreniyorsunuz. Ve yani bu bunu çok... uluslararası platforma evet. taşıyorsunuz. Yani evet. artık öğreniyorsunuz ki Azerbaycan'da davrandığınız gibi Kanada'da davranamıyorsunuz. Suudi Arabistan'da davrandığınız gibi Almanya'da davranamıyorsunuz. davranamıyorsunuz. Evet. Bunu size hayat öğretiyor. Ama yine de gitmeye cesaret edebiliyorsunuz. Çünkü siz hep evet. gitmişsiniz bir yerlere. Artık korkmuyorsunuz zaten. Ondan sonra her yerde sıfırdan başlamışsınız. Şu anda beni alın hani onu söylüyorum zaten bir sırt çantasıyla mutlaka gece ve gündüz kremim dahil olsun içine. Böyle bir çantayla beni herhangi bir yere bırakın. Yemin ediyorum size hiç tereddütsüz orada para kazanırım. Orada hayatımı idame ettiririm hiç korkusuz. Gençlere evet. de tavsiye ediyorum. Gençler Hı -hı. hep şey yapıyorlar. Böyle ürküyorlar yurt dışına çıkmaktan. Ayol 60 70 euro. Eğer şimdi alırsanız biletinizi. Bilemedi 100 euro. Evet. 100 euroyu 2 gün 5 gün garsonluk yaparak kazanabiliyorsunuz. Evet. Olsun bir ay garsonluk yaparak kazan ama çık git gör peki eğitimde bir eksiklik var mı sizce yani gençler eğitimde eksiklik var, da, mı? Eğitim yani, var, var mı eğitim var mı diye sormak lazım eğitim <laughs> yani, yok belki yabancı dil bilmedikleri için belki ailelerinde bu kültürü edinmeleri için gerekli ortam sunulmadığı için gençler nedense Z kuşağını böyle çok yüceltmeye çalışmama rağmen evet. eleştirdiğim çok yönleri var. Maalesef çok tembel buluyorum ben onları. Çabuk vazgeçen, kendi hmm. o dünyalarına kapanmış. Siz nasıl yorumlamak istersiniz bunu? Valla insanlar şunu düşünmeliler. Yani ben bana yatırım yapmazsam kimse bana yatırım yapmayacak. Evet. Kimsenin vakti yok ona yatırım yapmaya. Onun için gençlerin birincilik derecede yapması gereken şey mutlaka ama mutlaka yabancı dil öğrenmek. Evet. Bakın zannediyorlar ki. Dört yıl üniversiteye gittikten sonra ben mezun olacağım, genel müdür olacağım, düğmeye basacağım, takliye param gelecek. Siz ilk kez gittiğinizde yabancı diliniz ne durumdaydı? Şu anda dört yıl konuştuğunuzu i̇yiydi. iyi biliyorum ama. İyiydi, çok iyiydi. Çok iyiydi Çünkü bunun bilincindeydim ben. <laughs> bu, bu da bana ailemden verilmiş bir şey değil. Aile içinde de çok iyi İngilizce konuşan bir babam vardı ve evet. ana dili gibi İngilizce konuşan bir annem vardı. Dolayısıyla yabancı dil bizim çok yabancı olduğumuz bir durum değildi. Değil. Evet. E, ve yabancı dilin mutlaklığına inanan bir aileydik biz. Ee, hangi dil olursa olsun ama mutlaka bir dil öğrenmesi gerekiyor insanların evet. ki dışarıda en azından bir dili bilin. Hepsini bilme şansınız yok. Gerçi şimdi telefon akıllı telefonlar onu da evet, kaldırdı onu da çözdü. ortadan. Evet. Ee, o da çok önemli değil. Ama yeter ki e, korkmasınlar ve kendilerine yatırım yapsınlar. Dört yıl üniversiteye gelip her cumartesi pazarını kafelerde işte sokaklarda geçirmenin bir manası yok. Evet. Bakın 200 gün bu. Tamam 52 hafta. Aynen. 52 hafta. Ee, bu şeyle çarptığınız zaman 4 yıla çarptığınız zaman çok 200 kötü bu. Yani 2 saatlerini verseler 400 saat. Ve de asıl mesele şu. Üniversite eğitimi insanlara böyle sihirli değnekle dokunup da onları Tabii. harika meslek sahibi insanlar yapmıyor ki. Yap. Bunu ancak siz tecrübelerinizle evet. ve kendinize yap. ya söylüyoruz. Ediniz. Herkese söylüyoruz. Yani üniversite bana ne verecek diye değil. Evet. Ben bu 4 yılda bu okuldan ne alacağım diye düşünmesi lazım. Bu bir ticaret. Evet. Dünya para veriyorlar. Doğru. Şimdi yıllık lafın gelişi söylüyorum. 30-40 bin liraya mal olan en basit haliyle bir evet. üniversiteye giden talebe eğer bu üniversite bana ne verecek diye bekliyorsa kaybedenler kulübüne hoş geldiniz. Evet. Kesinlikle ama ben buraya para verdim kardeşim ben buradan ne alabilirim? Bu okul bana ne verebilir? Hocaların arkasında kuyruklu yıldız olurum evet. mutlaka tepelerinden inmem ve alabildiğim her şeyi o dört yılda alırım. Para vermişsin ya bu bir ticaret. Kesinlikle. Dedi ki ürünle para yer değiştirecek bu sefer sen müşterisin verdin paranı ne alacaksın? Ben hep söylüyorum lütfen zaman yönetimi konusunda hocalarınızın başının netini yiyin bunu öğrenin. Gelecek teknolojisi konusunda mutlaka hocalarınızla oturun konuşun. Ya, okuduğunuz sektör neyse artık yani neyse dalınız yani. onunla ilgili gidin sektör mevzularına değil mi? Ya yani Bir kutsal Stajyer google diye isteyin. bir şey var yani gir evet. oraya bir bak bir zahmet. Tabii. Sabahtan akşama kadar sosyal medyada olmak seni bir yere götürmeyecek. Ama Ondan tabi, sonra hayal edersiniz ve gerçeğe ulaşmaz tabi tabii ki gene değil mi? Ben böyle <laughs> nasihat kısmına geçmeyelim ama neticede bunu yapmaları lazım. kadınlarla erkekleri şöyle bir iki şeye koyduğumuzda ben diyorum ki kadın ve zeka arasındaki ilişkiyi erkek ve güç arasındaki ilişkiyle mukayese etseniz. E orantısız bir şey çıktı ortaya. Niye yani olacak? Çünkü bir tanesi kas gücü, bir tanesi beyin gücü. Ama benim inandığım bir evet, şey var. Ama iki tane güçten söz ediyorum ki <laughs> bütün kızlar zekasını babasından alıyorlar. Yani siz babanızın kopyasısınızdır. Ne olursa olsun evet. babada ne varsa sizde vardır. Benim de ham babamdan geliyor. Babam acayip girişimci bir adamdır. Memurdur ama deli gibi böyle bir şeyler yapar. Dört evet. tahta verin eline masa yapar, sandalye yapar filan. Babanız neyse babalar neyse kızlar odur. Anneler neyse erkekler odur. Evet. Bu kadar basit. Kızlar diyorum zekayı babadan alıp Oğullarına veriyorlar. İşte oğullar da zekayı anneden alıp kızlarına veriyorlar. Durum bu. Biraz evvel bahsettiğiniz kas gücüyle, yani kadının o duygusal gücü. Kesinlikle terazinin e, kefelerinde e, ters basıyorlar. ya. Bunlar mümkün değil aynı şekilde eşit olamazlar. Ama iki tane büyük güç ikisi de dikkat ederseniz. E, yani annenin oğlunu nasıl etkileyeceği konusunu düşünelim. O tabii yani ya şu andaki toplumdaki dejenerelik bozulmuşluk aslında erkeğin kendi şeyinden Ya da bir kadının kriz anındaki o parlak zekasının neler yapabildiğini hatırlayalım. Evet, evet. Ama diğer tarafta da erkeğin kas gücüyle neleri durdurabildiğini hatırlayalım. Neden bunu sordum? Çünkü kadınların Türkiye'deki hatasının ne olduğunu, yanlışının ne olduğunu sormak istiyorum ben asıl size. Evet. Çünkü bu ee, da bir yanlışlık var. Yani çaresizlik. Hep işte koşullar böyle. Ne yapalım? Ben bir fırsat bulamadım sözünü ben artık kabul etmek istemiyorum. Evet. Belli ki kadınlarda da bir eksik yan var. Evet. Nedir sizce bu? E, çaresizlik bence. Şimdi kadının. E, Sosyal hakları yok, ee, ekonomik gücü yok. Ekonomik gücü olmayan kadın. Ama bu sosyal haklar verilmemiş miydi cumhuriyetten sonra kadınlara Türkiye'de? Ee, o tür haklardan sadece bahsetmiyoruz. Yani çok daha geniş kapsamlı <laughs> bir sosyal hak bu ve ekonomik şey özgürlük. Evet. Ee, yani bir sosyal güvenlik dediğimiz bir gelir. Ondan evet. bahsediyoruz başta, onu bahsediyorum <laughs> daha doğrusu ben. Şimdi bir kadının geliri yoksa kadının geliri yok. Düşünün evde bir anne ve geliri yok. İşte iki tane çocuğu var ya da üç tane çocuğu var. Bunlardan bir tanesi oğlan, diğer iki tanesi kız. Evet. Şimdi kadın şöyle düşünüyor. Bunu aslında yüksek sesle düşünmüyor ama böyle düşündüğünü düşünüyorum ben. Diyor ki işte bu iki kızın durumu da benim gibi olur. Öyle ya da evet. böyle. Üç aşağı beş yukarı. Evet. Demez neden üç tane yaptım demez de. İşte böyle olur der. O zaman erkek çocuğuna yatırım yapmaya başlıyor. Ne yapıyor? 6 yaşındayken çocuk, 3 yaşındayken, 5 yaşındayken elinden tutuyor vitrinlerde. Benim oğlum büyüyecek, annesi de bunu alacak. Benim oğlum büyüyecek, doktor olacak, annesine, annesine bakacak. bakacak. Benim oğlum büyüyecek, annesine araba alacak, ev alacak. Bilmem şöyle olacak. O çocuk böyle görünmez iplerle bağlanıyor. Bağlanıyor. Ve anne onu çok güzel böyle yönetiyor. Farkında değil. <laughs> Aslında Türkiye'deki Anneler özgür erkek çocuklar yetiştirmiyorlar. Evet. Erkek doğru. çocuklar özgür olsalar çok doğru bir tespit. Çalışan eş seçerler kendilerine evet. veya kız kardeşini çalışmaya zorlarlar. Evet. Erkekler özgürlüğün ne olduğunu bilmiyorlar. Özgür erkek evet. özgürlüğünü istiyorsa doğru. bir erkek eşinin çalışmasına izin verecek. Hayat müşterek diyecek. Sıkıntıları beraber üstlenecekler. Sorunları birlikte çözecekler ve bunun daha kolay olduğunu görecek. Evet. Yani bir artı bir İki etmiyor. Eğer iki maaş giriyorsa eve bir artı bir beş ediyor. Yani birlikte hareket etmeyi bir türlü çözemiyoruz aile içinde bile. Onu çözmeleri bile. lazım. Bunu çözmeleri o, Bu annelerle lazım. başlayıp biten bir olay. Ben hep söylüyorum eğer kadınlara ekonomik özgürlüğünü verin herhalde Türkiye'nin zaten mevcut olan bütün evlilikleri yıkılır. <gülüyor> <gülüyor> ben Bu arada Biz erkekler özgür kalır. Ama olabilir. Yıkılmıyorum ama böyle bir şey yapılması bir şey olması lazım. Evet. Bu kadınların bunu anlaması lazım. Bir kadın hareketi olsa. Bir kadın ne hareketi yaparsınız? Kadın hareketi olsa. Nasıl bir yani kadın hareketi bu? Yani kadınlar cesurca deseler ki evet biz değiştirmek istiyoruz artık bütün bu düzeni. Yani. değiştiriyorlar zaten. Çaktırmadan değiştiriyorlar bu Z kuşağının insanları, kadınları çok farklı. Ve evet. bangır bangır geliyorlar onlar. Diyorum ya onlar artık böyle bir şampanya gibi geliyorlar. Biz şey gibi geldik rakı gibi, vodka gibi işte neyse gazoz gibi falan ama onlar hakikaten şampanya gibi geliyorlar. O tapa bir patlarsa zaten taşacak yani. Taşacak ben ona eminim. Evet. Öyle olacak. Bir de aslında gerçekten yaratıcı bir şeyleri var. Sözcüklerle çok güzel oynuyorlar Tabii. değil mi? Evet. evet. Tespitleri Kendine böyle has dilleri olaylar var karşısında zaten. bir dilleri var. Evet, evet. Bir Farklı bir jargonları var. Onu ben Kesinlikle. kendi oğlumdan da takip etmeye çalışıyorum. <laughs> yakalamaya çalışıyorum. Çok şanslısın. Benimki büyük olduğu için ben bazen <laughs> uzaylı gibi kalıyorum. Hiç kimseyi anlamıyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var ama. Mesela bir işverensiniz ve kadınsınız. Erkeklerle çalışıyorsunuz. Evet. Bunu nasıl kotarıyorsunuz? Nasıl oluyor? Yani siz işveren olduğunuz halde evet. erkek egosu sizi evet. zorluyor mu? Yani zor şey de zorlamıyor. İş hayatında zorlamıyor. Çünkü e, iş hayatındaki e, olay sizin bilginize, becerinize dayalı. Hı hı. Eğer siz bilgiliyseniz, bilgi karşısında herkes saygı duyuyor bir kere. Bu kesin. Değil herkes saygı duyuyor. Çünkü önden böyle bir deniyorlar sizi. Ama onu da şey yapmanız lazım. Göstermeniz, lazım. göstermeniz Tabii lazım. Baştan bir deniyorlar sizi böyle. Bir iki hani kurcalıyorlar. Sizin öyle bir örnek falan hikayeniz diyor. var değil mi? Bir yerde bir yönetim kuruluna girmek isterken. Olur mu canım kadın halinle? Evet e... evet dış ekonomi ilişkiler kurulundaydı. <laughs> onu o anlatın olay. lütfen. Ee, i̇şte ben o zamanlar dış ekonomi ilişkiler kuruluna üyeyim şirket <laughs> olarak. Ee, ve bunun bir genel kurulu yapılıyormuş. Tesadüfen <laughs> Türkiye'deyim. Dönemin bakanı davet etti. Hı hı. Tabii neden olmasın dedim. Yemekli bir toplantı. Arkasından da seçim olacakmış. Tabii onu ben bilmiyorum. Masada böyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz filan. Ee, sonra öğrendim bunun böyle olduğunu. Aa dedim ben de yönetimlerde yer almak istiyorum. Evet. Ve mümkünse iş konseyi başkanı olmak istiyorum. Ee, adamın bir tanesi. Nasıl iddialı bir cümle bu? Ama mümkünse Mümkünler yani çünkü yani. yıllardır evet. yurt dışındayım. yirmi evet, beş yıl tabii, yurt dışında geçmiş. Ki. Bu bilginin bir yere akması, akması lazım. 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 Bu bir tecrübe evet. neticede. Ee, bir de uluslararası platformu biliyorsunuz yani bunun şakası yok. Tabii. Yani kimisi. Bunu yakalayabilmiş kaç kişi vardı o zaman? Bu, bu bir, bir şanstı bir evet. avantajdı bunu bir işte yapmak lazım Hı -hı. falan diye düşünüyordum. Oradan bir tane adamcağız benim masamda oturan bir adam Tönü dedi ki yani kadın olarak ne yapmayı planlıyorsunuz dedi. Oturun oturduğunuz yerde. Evet. İşte yani bu Zuel Mansfield'a söylenecek. En son, en son cümle, cümle bu. Yani çok şükür ki masalar toplanmıştı. İyi ki söylemiş diyorum. Hani orada ama. kocaman bir şey yoktu. Ne yapardım bilmiyorum. Doğru. Velhasıl ben kalktım bir konuşma yaptım, söz aldım arkasından seçimlere girdim, yönetim kuruluna girdim. Benim ilk aldığım. O konuşmayı dinlemeyi çok isterdim Azer Bey muhakkak iş bir göndermeler olmuştur çünkü beyefendi. Kesin kesin onu onu zaten terk etti zaten. Ben. O Değil konuşma mi? sırasında terk etti o. Azerbaycan İş Konseyi'ne girmiştim ilk. Hı hı. Arkasından Belarus İş Konseyi Başkanı oldum. 5 yıl yaptım. Peşine altı yıl Mısır İş Konseyi Başkanlığı yaptım. Arkasından da 2 yıl Avustralya İş Konseyi Başkanlığı yaptım. Ve başkanlık dönemimde çok rahatlıkla söyleyebilirim. ekibimle çok çok iyiydi. Yönetim kurulum çok iyiydi. Yani biz en başarılı iş konseyiydik hem Tahmin da, ederim. hem ve tebrik ederim. Yani özellikle bir kadın girişimci olarak muhteşem bir şey bu. Bir de o Arap Baharı döneminde. Şey. Evet. Melcemciğim yani şakası yok bu işin. Yer yerinden oynuyor. Tunus, Fas, Cezayir, Libya, yönetimler Mısır. değişiyor. Evet, ben Mubarek'le çalıştım. Ee, rahmetli Mursi ile çalıştım, Sisi ile çalıştım ve buna rağmen her şey çok, çok iyi gitti. Çok da karışıktı gitti. o zaman durumlar Hala çok karışık. Şu anda ayak arttı attı o zaman. yine Mısır ayakta. Evet. Ee, o zaman işte 400 milyon dolar yatırımlarımız vardı 2.2 milyar Hı. dolara çıktı. Toplam dış ticaret hacmimiz 27.5 milyar dolar oldu. Bunlar şaka şeyler değil. Çünkü bakın geçmişe bakın bütün savaşlar kanlı savaşlar bütün ciddi ticaretler Doğu Akdeniz'de yapılmıştır. Doğu Akdeniz'in kıymetini bilmeyen ülkeler kaybederler. Evet. Ve bugün Doğu Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülke Mısır'dır Türkiye'dir. Bu iki ülkenin birlikte yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki bir arada olmak istesinler. Çok ciddi bir biz bunu çok sonra ticari potansiyel var. Çok sonra fark edildik tabii 2009'da devreye giren serbest ticaret anlaşması falan da var bunu destek olan. Mısır'ın işte EFTA-PFTA, KOMESA, CUIZ anlaşmaları var. Bütün Sahra Altı Afrika ile yapmış olduğu, Amerika ile yapmış olduğu bunların hepsi bir etken tabii. Yani ben tek başıma kalkıp da bunları yapmadım ama bunların hepsi bir araya gelince. Oradan harika neticeler aldık. Hiç bir girişimci olarak çalışan bir kadın olarak kendinizi erkek gibi hissettiğiniz oluyor mu? Erkek gibi düşündüğünüz. Sence öyle sonra duyuyor da, muyum? Sonra böyle da bu... bundan böyle <laughs> rahatsızlık duyuyor musunuz? Hayır, Hayır canım. Şimdi bakın <laughs> çok güzel bir şey. Hep söylerim ben bunu. Ben derim ki erkeklerin bir seçeneği var. <laughs> erkek olmayabiliyorlardı evet. isterlerse. Bizim böyle bir seçeneğimiz yok. Biz kadınız. Doğru. Benim kadınlığımdan Doğru. rahatsız Doğru. olan erkekse o onun sorunu. Benim değil. Ben kadınım, Tanrı beni özenmiş, bezenmiş, yaratmış. Bir de akıl koymuş bana, bir de boy vermiş. Yani ben bunu eğer hayata geçirip de bir şeyler yapmazsam ayıp. O değil zaman mi? yaratılışımın hani ciddi bir nedeni olması lazım diyorum. Öyle değil mi? Ben boş yere gelmedim bu dünyaya. Evet. Su tüketmek için gelmedim neticede. Onun için önemsiyorum. Evet. Bu hayatı onun için önemsiyorum. Kendimi onun için önemsiyorum. Yani gelelim şeye, e, iş hayatında evet erkekler bilgiye biad ediyorlar <laughs> ve kabul görüyorsunuz saygı duyuluyor. Ama sivil toplum kuruluşlarında böyle değil. Sivil evet. toplum kuruluşlarında evet. sürekli elinde sabunla dolaşan insanlar var böyle ayağınızın altına koymaya çalışan, işte koltuğun altına koymaya çalışan filan Ona da çok normal karşılıyorum Meltemciğim. Şimdi adam haritada Çin'i gösteremez. <laughs> Lüksemburg nerede desen bilmez. <laughs> tamam mı? Kendi konuştuğu Türkçe bile herhangi bir taraftan dolayı aksanlı bir Türkçesi var ki ben ona çok karşıyım. Aksana de. karşı değilim. Evet. Evet. Ama doğru Türkçe konuşulması gerektiğine inanıyorum. Evet. Neden inanıyorum? Çocuklarımızı yurt dışına gönderiyoruz. Git yaz kursuna İngiltere'de güzel İngilizce öğren. Ya da Fransa'ya git çok iyi Fransızca konuş diyoruz. Evet. Evde Türkçeyi konuşamıyoruz. Olacak evet. iş değil yani. Kesinlikle. O yüzden diyorum ki şimdi Türkçeyi bile konuşamayan bu adam karşısında dört dil bilen. işte dünya ritüellerini bilen. Akıllı tuttuğunu kopartan. Yumruğunu rahatlıkla masaya vurabilen, evet. gözünün içine bakan kadını ister mi? E, değil mi? İşte. İster, i̇ster mi? İstemiyor. i̇stemiyor. E i̇stemiyor. ona daha hak veriyorum yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şimdi bir şarkı Yok bana mı? alışacak ya ben ona alışacağım. Bugün buraya gelirken, bu çekimi yapmak için, Hı. arabamda bir şarkı kulağıma çaldı. Eyvah. Tam ortasındayım yolun, koşunun <laughs> ortasındayım. Tam varıyorum ki hedefe, bir yenisi başlıyor. Bu Hı. oyun hep aynı, değişmiyor. Biliyorsun Masar Fuat Özkan'ın evet. yapmış olduğu, buradan selam gönderelim kendilerine, muhteşem evet. şarkı. Evet. Sen yolun neresindesin Zuhal? Ayol yarısındayım <laughs> daha. Ben şimdi ikinci yarı, birinci yarıdan daha muhteşem olacak Değil diyorum. Mi? Çünkü şimdi teknolojik yatırımlarım var. Yürü Kazan diye bir aplikasyon yaptım. Harika. Şimdi, tabii gençler yürüyecekler, yürüdükçe puan kazanacaklar. Puanlarıyla gidecekler, işte akbillerini dolduracaklar. Askıda yürüme olacak. Onlar işte... Akbil alamayanlar gidecek oradan alacaklar. Hem sağlık için hem obeziteyle savaş için muhteşem. Çok önemli. Muhteşem. Hem de gençleri yürümeye çok teşvik bir şey. için. Evet. evet, böyle bir aplikasyon. Yani benim için hayat her gün yeni baştan başlıyor. Harikasın. Cidden evet. hayranlıkla dinledim. Maalesef Teşekkür programın ederim. sonuna geldik. Bir kez daha buluşmamız lazım diyorum. Çünkü <laughs> sorularımı yine bitiremedim. <laughs> Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ben de ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi gerçekten hiçbir başarı tesadüf değil. Emek vermek lazım, çalışmak lazım, çok çalışmak lazım. Dinledik, öğrendik, yine çok zenginleştik. Bir dahaki hafta tekrar buluşmak üzere. Bütün ekip arkadaşlarımın adına iyi haftalar diliyorum efendim. Hoşçakalın.